Ve yürekleri yakan o liste. Tam 95 can yok olup gitti dünkü katliamda. Otopsi işlemleri tamamlanan kişilerin kimlikleri açıklanmaya devam ederken isimler ortaya çıktıkça geriye acı öyküler kaldı. Ankara Numune Hastanesi ölü. Umutlu bekleyişin kimi zaman acıya dönüştüğü yer. Başkentteki terör saldırısı sonrası en çok yaralının sevk edildiği hastane önünde 24'ü ağır 80 yaralı tedavi görüyor. Çaresiz bekleyiş ise dışarıda devam ediyor. Kimliği belirlenen ve katliamda yaşamını yitirenlerin bekleyişi ise çok daha acı. Yakınlarının cenazesini almak için geldikleri adli tıp kurumu önünde yürekler kan ağladı, gözyaşları sel oldu. Malatya, Adana, Mersin, Antalya, Uşak, İzmir, Bursa. Birçok ilden katılım vardı dün gerçekleştirilemeyen mitinge. Ölenlerden 9'u Malatya kafilesindendi. Malatya'dan mitinge 3 otobüsle çıktılar yola. CHP Gençlik Kolları'nda görevli Eren Akın'ın Ankara'daki mitinge gitmeden bir gün önce Facebook'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğraflarını paylaştığı görüldü. Patlamada hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazeleri Malatya'ya gönderildi. Ağıtlar yakıldı, gözyaşları sel olup aktı. Bu gelinsiz damat olmaz nere. Bu amca bana eve geldi, duvarı yıkıldı artık, ne kaldı nere? Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Gel eve, nere? Gel be, Can Bey, buldum seni, Can Bey. Üniversite öğrencisi Canberk Bakış'ın cenaze namazında yakınları sinir krizleri geçirdi. Kardeşimi oradan çıkartın! Kardeşimi çıkartın! Canberk'in kız kardeşi Berivan Bakış da kardeşinin tabutunu omuzlayarak onu bu yakarışıyla uğurladı son yolculuğuna. Canberk çık oranın içinden canım. Canberk çık oradan kurban olalım. Kalk hadi kalk kurban olalım Canberk. Canberk hadi kurban. Kasım Otur'un ailesi de tarif edilemez bu acıyı yaşayanlar arasındaydı. Cenaze namazı kılınırken yakınları sinir krizi geçirdi. Hain saldırıya 9 kurban veren Malatya'da giden kafilede bulunanlardan Sezen Vurmaz, Özlem Vurmaz, Mehmet Ayta ve Murat Okan Çalış'tan haber alınamadığı belirtildi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına hedef olan mitinge, Adana'dan katılan, aralarında yeni evli bir çiftinde bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi. Mitinge yoğun katılımın olduğu Mersin'den otobüslerle başkente gidenler arasında Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri makinist Bilgen Parlak, makinist Yılmaz Elmascan, bir yıl önce evlendiği eşi öğretmen Gülhan Karlı Elmascan, hayatlarının baharında teröre kurban gitti. Adana Çukurova Üniversitesi'nde okuyan Dilan'ın ailesi ise yastaydı. Dilan hayat dolu kırıl kırıl bir kızdı. Orada baktım. Çıvıl son çıvıl, 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 çıvıl bir kızdı. Kalbinde asla kötülük taşımıyordu. O çocuk oraya silahla gitmedi. O çocuk oraya silahla gitmedi. O çocuk yüreğinde sevgiyle gitti oraya. O 23 yaşında bir çocuktu. Herkesin var bu kadar çocuğu. Bak üniversitede giydiği ayakkabısı bu ya. Fevzi Sert'in cenazesi ise römorkla getirildi. Tabutu gören yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz Elmascan, Nevzat Sayan, Bilgen Parlak ve Rıdvan Akgül'ün Adana'dan otobüslerle yola çıkarken birlikte son kez çektikleri bu fotoğraf kaldı geriye.
Emek Partisi'nden Şebnem Yurtman ve Halkların Demokratik Partisi'nden Hacı Mehmet Şah da yaşamını yitirenler arasında. Hayatını kaybedenlerden birisinin HDP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden Mali Müşavir Ayşe Deniz olduğu belirtildi. Şanlıurfa'da öğretmen olan Çevik ailesinin kızları Sidar Çevik de anne ve babasının gözleri önünde feci şekilde can verdi. Benzer kaderi yaşayanlarsa İbrahim Atılgan ve 9 yaşındaki oğlu Veysel Deniz Atılgan oldu. Baba oğul için Batman'ın Gercüş ilçesinde yas tutuluyor. Saldırıda ağır yaralandığı bilinen ve kendisine ulaşılamayan Dilan Sarıkaya'nın cenazesinin ise babası tarafından teşhis edildiği bildirildi. Ankara Tren Garı önünde meydana gelen patlamada ölenlerden birinin de 20 yaşındaki Didimli öğrenci Elif Kanlıoğlu olduğu öğrenildi. Emek Barış Demokrasi mitingine katılmak için Uşak grubuyla birlikte Ankara'ya giden Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gökhan Akman da patlamada yaşamını yitirdi. Akman, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kızılkaya mahallesinde toprağa verildi. Kaldırın. Cenaze törenine katılmak isteyen bir grup Emek Partisi üyesi, ilçe girişinde önlem alan güvenlik güçleri tarafından kente alınmadı. Mitinge Denizli Emek grubuyla giden Korkmaz Tedik ise saldırıda ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tedik için cemevinde tören düzenlendi. Batıkent Pir Sultan Kültür Cemevi'nde düzenlenen törene Selahattin Demirtaş da katıldı. Tedik burada düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. İnegöllü mobilya işçisi 26 yaşındaki Ramazan Çalışkan da Ankara'daki patlamada hayatını kaybetti. Çalışkan'ın HDP il üyesi olduğu belirtildi. Ankara'da hayatını kaybeden ev hanımı olan ve iki erkek çocuğu olduğu öğrenilen Sarıgül Tüylü, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Tüylü'nün HDP Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi. HDP'li vekil adayının cenazesine katılmak için yüzlerce kişi yürüdü. HDP İstanbul 1. Bölge 16. Sıra Milletvekili adayı Kübra Meltem Mollaoğlu'nun cenaze törenine katılmak için Kadıköy'den Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na yürüyen grup sloganlar atarak Ankara'da yaşanan terör saldırısını protesto etti.